Bismillahirrahmanirrahim. Birlikte bir 8-10 cümle kadar tahlil, inceleme, analiz yapalım. El hadimu hizmetçi fetaha hüve en nafizete. fetah açtı hüve o hizmetçi, hizmet edici, hizmet eden isim fail değil mi? Ne açtı? En pencereyi açtı. El hâdim mübteda merfu raf alameti zamme kendisini raf eden şey ne? Amili manevi. Gizli amil dedi ki ben mübtedaya raf ederim. Geldi raf etti. Mimde zamme var. Fetaha mazi fiil. Fetaha üzeri mebni. Üçüncü babtan müteaddi tek mefulü bih alan bir fiildir. Gizli zamir ve faili ennafidete mefulü olmaktadır. Mensup nasb alameti fetha. Fiil, fail, meful birlikte cümle olarak toptan yani bir değerlendirme mahallen merfudur. Hadim lafzının haberidir. Burada hadim mübtedasının haberi fiil cümlesi olarak gelmiştir. Hizmetçi pencereyi açtı. İkinci cümle. El hafile otobüs ve vardı, ulaştı. Hiye o otobüs ulaştı. Nereye? İlel Camiat Üniversite. El hafile tu mübtedadır, merfudur, raf alameti zamme. Bunu da amili manevi raf Ne kadar mübteda haber varsa onları amili manevi raf ediyor. Yani gizli amil. Gizli bir etkenden ötürü merfu oluyorlar. El hafile tu müennes bak ta almış. Müennes bir lafız. Mübtedan senin şu anda müennes. Tamam. Ve salet ve sale yasilu. Ve sale nasıl bir Şey? Misali vavi. Şar fiili konumunda vav var. O zaman misaldir. Bu vav -va ama. Misali vavi o zaman. Tamam. Faili nerede? Gizli zamir hiye. Faildir. Vesale olsaydı niye ta ara yazılmış? Çünkü fiil müennes. Vesalet buradaki ta müenneslik alametidir. Zamir değil. Peki fiil neden müennes yazıldı? Çünkü kendisindeki gizli zamirin mübtedaya dönmesi gerekiyor ve sale hüve olur. Gizli zamir ve fiilinde hüve olur. Hüve müzeker için kullanılır. Oysa ki senin müennes. O zaman fiilinde müennes olacak ki kendisindeki gizli zamir de müennes olabilsin. O gizli zamir hafile ile yani mübteda ile uyum içerisinde olabilsin. Ve fetha üzeri mebni mazi fiidir. La fetha var nitekim. Tay aldırış şey etme. O müenneslik alameti olarak gelmiş. Gizli zamir hiye de faildir. İla harfi car el camiati mecrurudur. Car mecrur birlikte mefur bih gayri sarih olur. Vesalet fiilinin mefur bih gayri sarih olur. Peki vesalet artı hiye artı ilel camia komple yani. Ne olur? Fiil cümlesi olarak değerlendirilir. Bu fiil cümlesi burada nedir? Haberdir. Yani cümle olarak haber gelmiş. mübtedanın, mübtedanın haberi fiil cümlesi olursa ona ne dersin? mahallen merfu dersin. Haber olan vesalet değil yani. Vesalet hiye ile camiati komple bir bütün olarak cümle olarak haber ve mahallen merfudur. <laughs> Enneccarune marongozlar e sana'a san'a sana'u sana, sana, enneccarun nedir? Cemi müzekkerdir. Cemi müzekker salim bir kelime. Merfu. Raf alameti vavın varlığı. Vav'ın raf olduğunu gösteriyor. Raf halinde olduğuna kanıt. Cemi müzekker salim merfu. Raf alameti vav mübtedadır bu kelime. Nun'un varlığı ise bu kelimenin muzaf olmadığına kanıttır. Çünkü muzaf olursa bir cemi müzekker salim olan kelime muzaf olursa sonundaki nun yazılmaz. Peki sana'u gelmiş. Niye sana'a değil? Çünkü senin müptedanın cemi o zaman fiilin de ne olacak? Cemi olarak gelir. Yani müptedanın sol tarafında bulunan fiiller müpteda ile uyum içerisindedir. Hangi yönden? Bir, müzeker müenneslik yani cinsiyet. İki, müfret tesliğin cemi yönünden de uyum içerisindedir. Madem ki müptedan senin cemidir, çoğuldur, fiilinde de çoğul olacak. Madem ki ne carun cemi artı müzeker dedin, o zaman fiilin de cemi ve müzeker olmalıdır. Yani sana'u yazılmasa nokta nokta. A şıkkı sana'a. B şıkkı sana'a. C şıkkı sana'at gibi şıklar olsa mümtedadan kopya çekeceksin. Ona göre seçeceksin. Peki. Sana'u fiilini inceleyelim. Zamme üzeri mevni bir mazi fiildir. Nitekim la mel fiili ayındır. La mel fiilinde zammeyi görüyorum. O zaman zamme üzeri mevni mazi fiil. Cemi Müzeker gayiptir. Üçüncü şahıs. Vav fail. Elif. Elif farika. Mekteben kerimesi ise ne oluyor? Mef'ul oluyor. Sana fiilinin mef'ulü oluyor yani. Marangozlar bir büro, ofis yaptılar, masa yaptılar manasına geliyor. E, mef'ulü bitirdik dedik tamam. Başka şunu söyleyebiliriz. Enneccarun mübteda merfura taramet vav haberi ne? Haberi sana'u artı vav artı mektep. Yani fiil cümlesi olarak haberdir. Mahallen merfudur. Sana'a <laughs> yesne'u. Üçüncü babtan mi <bir> fiil bu? Vesale yesilu. Vesale yevsilu. Varebe yadribu. Yani ikinci baptır. Feteha <laughs> yeftehu. Üçüncü babtandır. En <laughs> nezafetu minel iman değil ama tüneşşidu el cisme. En nezafetu. Mübteda merfu. Referamte zamme. Nezafet. Özel isim olarak kullanılmıyor burada değil mi? E, evet, sonunda ta var yani müennes. Senin müptedan müennes olursa soldaki fiil ne olması lazım? O da müennes olması lazım. Az önce söyledik değil mi? Müpteda ile müptedanın solundaki fiiller hem cinsiyet hem de sayısal açıdan uyum içerisindedir. O yüzden tüneşidu olur. Mesela ta silip yağ koyarsan yüneşidu olmaz. Çünkü ya olmaz. Ta olması lazım. Ta bunun müennesi olduğunu gösteriyor. Temizlik bedene canlılık verir demiş. Temizlik nedir? Tüneşidu canlılık verir. El cisme bedene tüneşidu gizli zamir hiye fail olur. Neşşada yüneşidu tüneşidu. Tef'il babından muzarifidir tüneşidu. Müfret müennes gaibedir. Gizli zamir hiye fail olur. El cisme mefur olur. Tüneşidu bizzat kendisi merfu rafalantı zamme. Gizli zamir hiye burada faildir. Hiye lafzan fetha üzeri mebni mahallen merfu olur. Çünkü faildir bir şekilde merfu olması gerekir. El cismen mefuldür. Fiil fail meful hep birlikte fiil cümlesi olarak haberdir. Burada ne yazılmış devamında? 2-3 tane oradan okuduk. Birkaç tane de aşağılardan okuyalım. El amiletu, tu. Gerçi hala aynı değişen bir şey yok. Farklı bir yere geçelim. Burası mesela. Et tüccaru şi'aruhum es sitku. Et tüccaru, tücar nedir? Şi'aruhum onların şi'arı. Şi'aruhum onların şi'arı, düsturu, yapısı nedir? Es sitku, doğruluktur. İnceleyelim. Et tüccar, müpteda, merfu, raf, alamet, zamme. Şi'aru, e, bu da müpteda. Ve muzaf, hım, muzafun ileyh. Hım mutasıl mecrur zamirdir. Ra ile ha bitişmemiş gibi duruyor. Ra harfi sol taraftan hiçbir harfle bitişemediği için an itibariyle bitişememiş gibi gözüküyor. Yani burada bir mürekkep akmamış böyle ra ile he arası bitişmemiş. Ama bitişiktir. Çünkü ra soldan bir şeyle bitişemiyor. Ama hükmen bitişiktir tamam mı? Sonuç olarak hım muttasıl mecrur zamirdir. Muttasıldır bitişik olduğu için mecrur zamirdir çünkü isimle bitişmiş. Şiar isimdir. Zamirleri isimle bitişirse bitiştikleri isim muzaf. Zamirin kendisi muzafın ileyh olur. Peki o zaman hım irabı ne olur? Hım lafzın irabı. Laf sen gördüğün üzere sukun üzere mevni. Mevni sukun var. Ama mahallen mecrurdur. Şiaru müpteda olduğu için merfu. Ayrıca muzaf. Hım muzaf ne dedik? Peki. esitku haberdir. Merfu olarak alameti zamme. Neyin haberi? kendisine yakın olan kelimenin haberi olabilir. Başka bir şeyin haberi değil yani. Buna göre et tüccar kelimesi müptedadır. Birinci müpteda. Şiar kelimesi ikinci müpteda. Ve muzaf ve muzaf ne dedik. nedir? Haberdir. Peki sıt kelimesi neyin haberidir? Sağında buna şiar kelimesinin haberidir. Peki tüccar kelimesinin haberi nerede? Tüccar kelimesinin haberi ise komple. Burası komple nedir? Tüccar lafzının haberidir. Bu haber neyden oluşmuştur? Parça parça git incele yani al mikroskobu bak. Mikroskopla baktığımda şiar kelimesinin müpteda sıt kelimesinin haber olduğunu görüyorum. Yani bu haber öyle bir haber ki müpteda ve haberden oluşuyor. Öyle bir haber ki isim cümlesi. O zaman tüccar lafzının haberi isim cümlesidir. Doğru. O zaman şi'aruhu mesıdku komple ne olur? İsim cümlesi olarak haberdir. Mahallen merfudur. Ahmedu mübteda. Kitabu ikinci mübteda. Cedidun haber. Neyin haberi? Kendisine yakın olan kelime. Yani kitap lafzının haberi. Ahmet kelimesinin haberi Nerede? Kitabuhu cedidun komple onun haberi. Bu haber neden oluşuyor? Mübteda ve haberden. Ha, o zaman isim cümlesi olarak haber gelmiş. Evet. Ahmedu Ahmet nedir? Kitabuhu onun kitabı yenidir. Kitap lafzı müpteda artı muzaf. Hu muzafun ileyh muttasıl mecrur zamirdir. Lafzdan zamme üzere mebni hu diyorsun. Mahallen mecrur çünkü muzafun ileyh. Çünkü isimle bitişmiş. Cedid haber zaten. Şöyle bir iki örnek daha vermeye çalışalım. En necatu biraz da buradan okuyalım. En necatu mübtedadır. Fi haber. En necatu kurtuluş fi doğruluktadır. Git doğruluğa bak bakalım. Doğruluğun içerisinde necat var mı? Doğruluk bir madde değil ki içinde bir kere bir şey olabilsin. Dolayısıyla fi'nin buradaki zarfiyet manası nedir? Mecazendir. En necatu mübtedadır. Fi sıdkı haber. Nasıl haber? Fi mi haber? E sıdkı mı? İkisi birlikte. Nasıl haber bu? Harfi cer ve mecurdan oluştuğuna göre şibih cümle olarak haberdir. Haberin üçüncü türüne geldik. Bir, evvela fi cümlesi olarak haberin gelebileceğini gördük. İki, isim cümlesi olarak gelebileceğini gördük. Şimdi de ne görüyoruz? Şibih cümle olarak haber gelebilir. En necatu mübteda Merfu rafalameti zamme fil sıdkı haberdir. Car ve mecrurdan oluşmaktadır. Car mecrurun yapısın. Hem car hem mecrur bunlara şibih cümle deniyor. Cümle benzeri yani. Şibih cümle. Peki bu haberin irabı nedir? Mahallen merfudur. Fi demiyorum. Es sıdkı demiyorum. Komple yani. ikisini bir değerlendirirsen mahallen merfu olur bu haberin türü. İrabı nedir? Mahallen merfudur. Şibih cümle nedir? Şibih cümle ikiye ayrılır. A şıkkı harfi cer ve mecruru. B şıkkı zarf. Zarf ve mecruru. Bazen sadece zarf olur. Bazen zarf artı mecruru da olur. Zarflar zaten nedir? Muzaftırlar. El mütenezzehı emamel beyti. Mütenezzehü emamel beyti. Evet. E, ne diyor? Park evin önündedir. Mütenezzeh kelimesi mübteda, emamel beyti komple haber olur. Emame zarf artı e, muzaftır. El beyti onun muzafı ilahi. o Komple baktığında şibih cümle olarak haber. Şibih cümlenin B şıkkı yani. Zarf ve mecruru olarak şibih cümle gelmiştir. El qaritu köy nerededir? <laughs> Vera en nehri. Nehrin arkasındadır ötesindedir. el karriye mübteda ve nehri haber şibih cümle mahalle merfu. Şibih cümle haber olursa o habere mahalle merfu demeyi unutma. ra'e ayrıca zarftır ve muzaftır. En-nehri muzafın ileittir. Ayrıca böyle. Mesela şuraya bakalım. Li benim için vardır. Veledün bir çocuk yani benim bir çocuğum var diyor. Li, lam harfi cerri ve hemen sonunda bulunan yağın zamirini görüyorsun. Car, mecrur birlikte şibih cümle olarak adlandırılır. Haberdir bu şibih cümle haber. Veledün ise müptedadır. Burada haber müptedadan önce gelmiştir. Çünkü haber şibih cümle olup müpteda nekre olursa haberin sağ tarafta bulunması yani müptedadan önce gelmesi zorunludur, vaciptir. Böyle haberlere mukaddem haber böyle müptedalara yani haberin sonunda bulunan müptedalara ise müahhar müpteda denilmektedir.